Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Saykez, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Global oyuncular inceleme serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün karşınızda Global 5 Eudor olacak. Öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün kanalı açalı aşağı yukarı 5 ay oldu arkadaşlar. Belki Türkiye'nin en iyi kanalı olamadım. En iyi Mobile Legends kanalı da olamamış olabilirim. Ama en iyi 5000 aboneye sahip olan kanal olduğumu kesinlikle düşünüyorum. Bunun sebebi bugüne kadar hep iyi dilekler oldu, iyi yorumlar oldu, iyi eleştiriler oldu. Hep iyi bir şekilde ilerledik. Herkes saygı çerçevesinde konuştu. Hiç küfürlü yorum görmemişsinizdir çünkü olmadı. Bunun için sizlere çok minnettarım. Biliyorsunuz beden eğitimi öğretmeniyim ve önümde büyük bir engel var. Bu engele de 5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Artık dershaneye de yazıldım. Daha programlı çalışmam gerektiğini de farkındayım. Ama buradan da bir şekilde devam edeceğiz. Belki daha az görüşeceğiz. Öyle bir teşekkür etmek istedim ve bugün aranızdan 3 kişiye yıldız üyelik vereceğim arkadaşlar. Şu anda imkanlarımız yine buna yetiyor. Sadece yapmanız gereken abone olup yine videoya like atıp yoruma ID'nizi ve nickinizi yazmanız. Gerisi ben de pazar günü açıklayacağım arkadaşlar. Umarım yine hak edenlerin kazandığı bir çekiliş olur. Şimdi daha fazla sizi oyalamadan oyuncumuzun profiline doğru geçelim. Evet, 36 yıldız toplamış Eudor oyuncumuz bu sezon. Maksimumda 40 yıldıza gelebilmiş. 477 maç oynamış bu sezon. %57 kazanma oranı var. Bunlardan 439 tanesi de dereceli arkadaşlar. Yine oranı %57. Toplamda da 1419 maçta yine %57 oranı var. Main şampiyonu Eudor'a 1995 maç %59.3 oranı var. 431 maçta bu sezon oynamış. Son maçlarında da Eudora ile aldığı sonuçları görüyorsunuz. Gayet iyi sonuçları var. Maç başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen Eudora'nın tercihlerine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzel özel sihirbaz amblemi ile girmiş. Rün olarak sihirli ibadet var. Bu ründe 3 defa vurduğunuzda rakip yanıyor arkadaşlar. Kısaca yetenek olaraksa fırla tercihi var. İşte burası birazcık enteresan. Bu arada top lane'de oynuyorlar Johnson'la beraber. Şu anda burayı 4 kişi sarmış durumda. Evet, Harley de kule altına girmişti. Eudora buradan bir kill almayı başardı. Johnson'la beraber karşılıklı bir takas oldu. Şu anda oyuncular da kendi bölgelerine dönüyorlar. Biz hemen bu ildiyle devam edelim. Esrarlı botlar, Yıldırım Copu, Buz Kraliçesi'nin değneği, Parlayan Asa, Adalet Kılıcı ve Kan Kanatları ile bitiriyor arkadaşlar bu ildini. Ve hepsini tamamlarsa da artı 440 büyü gücüne, artı 155 büyü nüfuzuna, artı %10 da can çalmaya sahip olmuş olacak. Yani şöyle bir bakarsak bu şu demek oluyor arkadaşlar. Eudora full eşya tamamlarsa kombosunda hayatta kalan kimseyi göremeyeceğiz. Gerçekten çok yüksek bir büyü gücüne sahip olmuş olacak. Tabii ki Eudora'nın birçok eksi yanı var. Bu arada Eudora bir kill daha aldı. Alt koridora döndü base attıktan sonra. Şu anda iki kili var. Evet, Gusion'u da yakaladılar. Bakalım ultisi var. Evet, fırlayı bastı. Burada Gusion'u da öldürmeyi başardı. Yani fırla garip bir tercih olmuş. Açıkçası sürpriz oldu benim için de. Bakalım ama nasıl kullandığı önemli daha çok. En azından farklı bir oyuncu profili olduğunu anladık. Eudora hero bakımından birazcık kendi kategorisindeki diğer hero'lara göre mekanik konusunda eksik. Tip olarak Aurora'yı da andırıyor. Aşağı yukarı ikisi de benzer özellikler taşıyor. Yani bu tarz şampiyonlarda birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. İyi pozisyonunuzun olması gerekiyor. Birçok şey gerekiyor açıkçası. Ama tabii ki de oynayan her şekilde oynuyor. Bu arada gördüğünüz fight'ta bir kill daha aldılar. Eudora da şu anda 3-0-1 oynuyor. Gayet iyi başladı maça. Büyü nüfuzu ayakkabısını da aldı. Bu ulti de gerçekten oldukça yüksek bir hasar taşıyor. Bu arada Grow'u da öldürecek burada. Evet, Eudora maça 4 kill ile başladı. Yani görmeye alışkın olmadığımız hallerden biri.
Takımlara baktığım zaman da iki takım da çok dağınık oynuyor. Yani Eudora top lane'de başladı. Sonra Veyzat da alt koridora gitti. Ve şu anda da orta koridorda. Bu arada evet, Rune'un etkisiyle beraber Diggie'yi tekledi. Yani altın olarak önde. Şu anda sadece büyü nüfuzu ayakkabısı var. Başka bir eşya tamamlanmış değil. Ama ona rağmen Diggie'yi teklemeyi başardı. Evet, bu sefer de top lane'e gidiyor Eudora. Şu anda da altında gayet iyi götürüyor. Yani bu tarz mekaniği olmayan şampiyonlarda kasılmak da açıkçası çok kolay olmuyor. Eudora aldığı killerden ötürü şu anda gayet iyi gidiyor. Bakalım nasıl devam edecekler. Şu anda karşı takıma göre biraz üstünlük sağladıklarını da söyleyebilirim. Maçın başından beri pozisyonu değiştirmeyen bir tek Lezzy var. O da alt koridorda tek başına farmlamaya devam ediyor. Onun dışındaki bütün oyuncular sürekli hareket halinde. Karşı takımda da Diggie, Johnson'a karşı güzel bir counter pick olmuş. Bakalım yani şu anda 6. dakikadayız. Maç nasıl devam edecek? Eudora yine arkadan dolaştı burada. Evet, 3 kişiye de hatırı sayılır bir hasar bıraktı. Yani genelde kırılgan şampiyonlara karşı Eudora kanser edici de olabiliyor. Karşıda da şu anda evet, Diggie'yi çuğ tekmeledi burada. Son vuruşu yapan isim Eudora oldu. Şu anda Gron'da canı çok az. Eudora'nın skilleri gelmiş durumda. Evet, Q'sunu da vurdu. Burada son dokunuşu yapan çuğ oldu. Rakip takımdan da Guzyon buradan eli boş dönmedi. O da Johnson'ı öldürmeyi başardı. 6 skoru birden oldu. Henüz dakika 6 arkadaşlar. Diggie yine karşısında. Şu anda ultisinin de bekleme süresi var. Yaklaşık 6 saniye kadar. Bakalım Diggie'ye fırlayla bir saldırı görecek miyiz? Evet, Diggie oradan uzaklaştı. Eudora da ısrarcı davranmadı. Şu anda halen çalıda bekliyor. Johnson gezmeye devam ediyor. Şu anda Johnson bu tarafa doğru geliyor. Bakalım çarpabilecek mi? Evet, Diggie'ye çarptı. Burada Diggie ultisini kullandı. Çok az canı var. Orada kendi ultisiyle belki de çıkmayı başardı. Bu arada çuğdan çok kötü bir fiske geldi. Orta koridorda da rakip takım şu anda baskıyı arttırmış durumda. Evet, mana sıkıntısı yüzünden Eudora base'e dönmek zorunda kaldı. Şu anda orta koridorda yine iki takım da sürekli kalabalık olarak hareket etmeye devam ediyor. Natalya bu arada Gro'a doğru yöneldi. Şu anda Guzyon da gördü onu. Evet, Natalya burada Ahri tarafından öldü. Şu anda Chu ve Eudora da bekliyor. Şu anda Lezzy ultisini Gro'a doğru kullandı. Pek bir işe yaradığını söyleyemeyiz. Şu anda baktığım zaman Chu'yu pek beğenmedim. O birazcık zayıf olduğunu hissettirdi. Onun dışında rakip takım da yani birazcık zayıf geldi gözüme. Bilmiyorum. İki takımda da takım oyununu göremedik şu dakikaya kadar. Eudora fırlasını kullandı burada. Evet. Rakip takımdan 3 kişi bir anda o tarafa doğru yüklendiler. Şu anda 4 kişiler. Burada kule altına girdi Grok. Diggie gelip onu kurtardı. Şu anda Natalya da Harley'e doğru gitti burada. Lezzy ile beraber öldürmeyi başardılar. Orta koridorda Guzyon kuleye bir hayli vurdu. Evet, yani Natalya'nın da olması gayet iyi. Karşıdaki kırılgan şampiyonları Harley'i, Guzyon'u, belki Diggie'yi Natalya öldürebilir. Tabii belki Diggie ultisiyle oradan çıkabilir ama diğerlerinin çok fazla şansı yok. Burada bu arada Eudora bir kill daha almayı başardı. Guzyon da ultisiyle kaçtı oradan hemen. Şu anda tekrar burada. Bakalım Eudora'dan bir hamle gelecek mi? Evet, yine çalıda şu anda bekliyor. Evet, Guzyon geldi. Burada Eudora'nın hasarı çok yüksek. Evet, Yıldırım Jopu ile beraber gerçekten hasarı çok artmış. Şu anda level olarak geride ama kasmış olduğu parası ona yetiyor. Harley'i tekleyebilecek mi? Burada Harley yok oldu resmen.
Yani bahsettiğim şey bu ve item tamamladıkça da artarak devam edecek bu hasar. Burada 3 kişiyi birden öldürmeyi başardılar. Skor 16-6 oldu şu anda. Bakalım Lord alacaklar mı? Gerçi orta taraftan iktirmeyi tercih ettiler. Rakipten de Cloud alt koridordan iktiriyor. Eudora'nın base atmasına izin vermiyor şu anda Diggie. Evet, ortada da ilk kayıplarını verdiler. Buradan Atalya'yı öldürmüşler. Leslie burada Gusion'u öldürmeyi denedi ama bir vuruşa daha ihtiyacı vardı. O da gelmedi. Şu anda Johnson Eudora kombosu görebiliriz. Bakalım kime çarpacaklar. Evet, orta koridorda Claude'u görüyorum şu anda ve günün şanslı ismi o oldu. Ulti bile kullanmadı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu anda güçlendirmeyi alacak sanırsam. Bakalım kimse gelecek mi oraya? Evet, Grok geldi. Gusion da arkada. Burada bir fight daha görebiliriz. Ve güçlendirme Johnson da kaldı. Bu arada Grok çok fazla vurdu Eudora. Fırlasıyla oradan çıktı. Yalnız Harley'in ultisi üstünde. Evet, Harley sadece bir tane kart ya da bir tane düz vuruş yapsaydı burada skor alacaktı. Eudora fırlasıyla oradan çıkmayı başardı. Yani farklı bir seçim ama gördüğünüz gibi kendisi gayet iyi kullanıyor. Yani 9-0-5 oynuyor Eudora ile. Gayet iyi. Sürpriz bir maç. Aynı şekilde devam ediyor. Bu arada Lord tarafında bir fight var. Johnson oraya gelmiş. Çuğdan yine kötü bir fiske geldi. Ama Diggie'yi yakalamayı başardı ve oradan kendi skorunu aldı. Grow'u da burada tutmayı başardı. Kendisi öldü ama iki kişiyi yanında götürdü. Şu anda o tarafa doğru yaklaşıyorlar. Gusion çalıda saniyelerle burada kurtulmayı başardı. Evet, Eudora artık kendini hazır hissediyor ve birazcık daha çok agresif oynamaya başladı bu dakikalarda. Bakalım Natalya nasıl kasmış derken burada Gusion Natalya'yı ortaya çıkardı. Yalnız o da Hero'ya pek fazla hakim değil gördüğümüz kadarıyla. Yani kaç seferde Q'sunu o da ıskalıyor. Farm durumunda da çok büyük bir fark yok. Aslında bu skor farkına göre çok daha açık bir fark. Hatta maçın son pozisyonlarını izliyor olabilirdik. Ama mavi takım biraz daha yavaş ilerliyor açıkçası bu konuda. Yani bu da pek iyi değil. Karşıda Cloud, Harley, Gusion gibi sıkıntılı şampiyonlar var. Bu arada Natalya burada yine birebir bir takasa girdi. Şu anda burada fight devam ediyor. Evet, Chu Diggie'yi öldürmeyi başardı. Şu anda geri çekilecekler sanırsam. Harley de uzaktan iyi vurdu. Bu arada Chu kuleden hasar alıyor. Çok az canı kaldı onun da. Evet, şu anda koridorlar artık biraz daha ileriye taşınmış durumda. Yani şu dakikalarda bir Lord maçın bize sonunu gösterebilir. Bakalım, yani şu anda hiç öyle bir izlenim de vermediler. Muhtemelen Lord alışkanlıkları olmayan bir takım izliyoruz. Eudora da ısrarla bu koridorda karşısına birinin gelmesini beklemeye devam ediyor. Bakalım yani o şanslı kim olacak? Şu anda Harley en büyük aday. O da sadece iktirdi. Bu tarafa doğru gelmedi. Evet, Eudora aynı çalıda beklemeye devam ediyor. Yani çok uzun bir süredir orada. Artık farmda karşı takımda gayet toparlanmış gözüküyor. Bu dakikadan sonra biraz daha işlerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yani şu anda sadece Natalya sürekli oyuncu düşürmeye çalışan oyuncu profilinde. Ya yani o da yakalandığı zaman sıkıntı oluyor. Şu anda bir fight daha oldu burada. Eudora çok yüksek bir hasar bıraktı. Ama Diggie'nin burada ultisinin hayat kurtardığını görüyoruz. Yalnız evet, Q'suyla Diggie'yi öldürmeyi başardı ve yine fırlasıyla oradan çıktı. Bu arada alt koridoru, evet, kaşla göz arasında son kuleyi de aşmayı başardılar Johnson ve Leslie. Evet, Harley'e de burada W'sunu tutturdu. Arkadan Natalya gelip orayı temizledi. Şu anda ileriye doğru devam ediyorlar. Hayatta kalan kimse yok. Bakalım oyunu bitirebilecekler mi? Kuleye doğru vuruyor şu anda Leslie. Araba da o noktada. Gusion da dışarıya çıktı. Kombosuyla beraber burada
Direkt öldürdü. Yani Johnson çok oyalandı orada. Eudora da burada bakalım. O abi Gusion direkt yok oldu. Ona da gerçekten tam anlamıyla tek attı. Şu anda Natalya da orada. Maç burada bitmeyecek gibi çünkü Harley ve Grok da doğdu. Diggy de doğdu. Çok enteresan bir maç izliyoruz. Yani Eudora'nın 11 kili, 6 asisti var ve hiç ölmedi. Çok büyük bir farktan rakip takım şu anda direnmeye devam ediyor. Umarım bu maçı kaybetmezler. Evet. Şu anda kulektirmeye, daha doğrusu kulelerini savunmaya devam ediyor rakip takım. Bu arada Harley de direkt tek yedi. Yani karşılık bile veremedi. Ya gerçekten hasarı çok yüksek ve şu anda 3 eşyasını tamamlamış durumda. Dördüncüsünü de kısa süre içinde alacak. Yani bu dakikadan sonra Eudora'dan tek yemeyen bir olursa Grok olur diye düşünüyorum. Onun dışındakiler ölecektir. Evet, Chu burada Claude'u çekmeyi başardı ve çok az canlı oradan çıktı. Şu anda dışarıdan Lazy vurmaya devam ediyor. Grok da arkadan dolaştı. O da iyi hasar vurdu şu anda Lord'la beraber. Evet, Grok burada ADC'yi düşürdü. Şu anda Lord'u savunabilecekler mi? Bu arada Lord'u almışlar. Ben bile farkında değilim. Yani o kadar odaklandık ki Eudora'ya. Arkadan Lord'u almışlar. Lord gelmiş bile hatta. Lord'u dışarıda tutmayı başardılar. Şu anda minyonları da tutuyorlar. Henüz içeriye yönelen yok. Eudora da aynı yerinde pususuna devam ediyor. Evet, büyük bir ısrarla orada beklemeye devam ediyor. Adalet kılıcını da aldı. Artık Grok da tek yiyebilir. Bakalım. Yani o anları görecek miyiz? Genelde bu şekilde uzayan maçlarda sürprizler çıkabiliyor. Karşı takımlar maçı kazanabiliyor. Umarım o şekilde bir son olmaz. Gördüğünüz gibi şu anda karşı takım atağa kalktı. Ve iki skor birden aldılar. Natalya burada sahneye çıktı ve durumu eşitledi. Yani şu anda kuleye de girecek mi? Bakalım. Evet. Top lane kulesini de açtı. Eudora halen aynı yerinde. Ya çok enteresan. Hiç maçla alakası yok. 5 dakikadır orada bekliyor. Rakip takım kulelerini savunmaya çalışıyor. Gerçekten baştan sona çok tuhaf bir maç oldu. Yani kimin ne yaptığını henüz kavrayamadım. Natalya solo bir şekilde baskınlar atıyor kendi kendine. Leslie Johnson'la beraber takılıyor. Genelde Chu aralarda dolaşıyor. Eudora pusu atıyor. Rakip takım da maçın başından beri sadece savunuyorlar. Çok merak ediyorum yani bu maç nasıl bitecek? Yani dakika olarak da 18. dakikaya gireceğiz birazdan. Uzun da bir maç oldu yani bu maçın hakkı taş çatlasın 10 dakikaydı maç başına göre. Ama çok oyalandılar. Şu anda şartlar da arkadaşlar aşağı yukarı eşit. Yani takım savaşında iyi oynayan bu maçı kazanacaktır ve Digi avantajlarını kullanırsa rakip takım belki bir yani bir tık da önde diyebilirim. Burada Eudora'nın da ne yapacağı çok önemli. Belki yine açıkta birini yakalayıp teklerse durum değişebilir. Bu arada araba içeriye doğru yöneldi. Evet, orada indiler. Şu anda fight başlayacak. Chu burada Claude'u yakaladı ve Eudora'nın önüne getirdi. Eudora burada bir skor daha aldı. Şu anda Grok'u da yok ettiler. Artık içeriye gireceklerdir diye düşünüyorum. 4'e 3. Hasar odaklı bütün şampiyonlar hayatta. Natalya şu anda yöneldi. 3 kişiyi birden yakaladı orada. Diggy anında öldü. Gusion da düştü. Araba oraya çarptı. Evet, burada maçı bitirecekler arkadaşlar. Natalya'nın 3'te 3'ü ile beraber maçın sonuna geldik. Konuşamadığım yerler oldu. Umarım sıkıntı olmamıştır. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. MVP'yi de Eudora almış burada. Hemen hasarına da bakalım. %30 da hasarı var. Gayet iyi. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.